Birinci dönem bu son konferansı. Yaz döneminde bir konferansımız daha olacak. Sonra sonbaharda devam edeceğiz. 80'e yakın konferans düzenledik bugüne kadar. Daha çok işte Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgiliydi. İlk kez bu başlık altında bir konferans düzenliyoruz. Biliyorsunuz konumuzun başlığında olduğu gibi Avrupa'da yükselen sağ popülizm marjinal olmaktan çıkıp giderek daha kitle tabanı bulan bir duruma doğru ilerliyor. Ayhan hocamı sanıyorum bir konuşmada mı dinledim ya da bir röportajda okudum sanıyorum. Bildiğimiz klasik ırkçı neonazi gibi popülist hareketlerinden farklı olarak bu yükselen yeni sağ kitle tabanı ve tırnak içinde kendisinde yenileyerek büyümeye başlayan bir hareket. Kuşkusuz bunun belki dünyada kriz dönemlerinde ortaya çıkan milliyetçi akımlar olduğu gibi özellikle küreselleşmenin yaratmış olduğu yıkıcı etkiler, bu yıkıcı etkilerin başında sosyo-kültürel parçalanma, özellikle göç sorunu ki Ayhan hocamızın bu konuda çok değerli çalışmaları var, Avrupa'ya göç akını gibi nedenlerden dolayı da ulus devletlerin içine girdiği yeni süreçlere adapte olup olamama meselesi, siyasetin kendisini yenilememesi gibi bir dizi nedenlerden dolayı klasik ırkçı radikal hareketler farklı bir boyutta işte bugün ele alacağımız sağ popülizm dediğimiz boyutlarda iktidar ortakları ve bütün geleneksel Avrupa'nın orta sınıflarını da etkileyen bir harekete dönüştü. Kuşkusuz Türkiye'de bundan etkilenen bir dizi noktalar var. Bu konuları ve bundan daha da geniş kapsamlı biçimde Sayın Ayhan Kaya hocamızla birlikte onun bu konudaki tezlerini, görüşlerini dinledikten sonra bir ara vereceğiz. Aradan sonra da soru cevaplarla devam edeceğiz. Ben tekrar Sayın Hocama teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sözü hocama bırakıyorum. Sağ olun, var olun. Hüseyin Bey çok teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Burada bulunmak keyif. İsterseniz bu konuşmaya geçmeden önce biraz sosyal bilimlerde, dünyada benim kişisel olarak temel derdimle biraz ondan başlayıp biraz da bundan bir sonraki çalışmanın içeriğine değinerek ki Avrupa Birliği işte Avrupa Araştırma Konseyi tarafından 5 yıl boyunca desteklenecek olan yeni bir proje başlayacak, yeni bir araştırma başlayacak. Benim kendi kişisel, bilimsel güzergahıma baktığım zaman özellikle Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli, Müslüman kökenli göçmenlerin içinde bulundukları Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi doğrudan oralarda yaptığım alan çalışmalarında, sosyal antropolojik alan çalışmalarında gözlemlediğim ve saptadığım bulgular çerçevesinde özellikle 70'li yıllardan bu yana giderek artmakta olan kültürele, dinsele, geleneğe ve geçmişe olan vurguyu tespit etmek çok fazla mümkün. Yani ki bu 70'ler ile başlayan bir taraftan göç resmi olarak sona erdiriliyor Avrupa ülkelerinde, öbür taraftan Habermas'ın o dönemde 1974 yılında yazdığı
Ulus devleti meşruiyet krizi tartışmalarını da hatırladığımız zaman ve refah devletinin yavaş yavaş önemini yitirmeye başladığı, neoliberal anlatıların Thatcher'la birlikte gündeme geldiği bir dönemin başlangıcı aslında. Ki bu göçmen kimliklerindeki ya da göçmen kökenli insanların kimliklerindeki kültürel olana, dinsel olana, tarihi olana, geleneksel olana yapılan vurgunun da yine buralara dayandırıldığını ve bunu biraz da sosyoekonomik olarak açıklamaya çalıştığımız zaman da aslında kendilerini siyasal meşru kanallar üzerinden kamusal alanda ifade etme olanakları olmayan, kanalları olmayan insan gruplarının zaman içerisinde kendi bildikleri ve kendilerinden koparılıp alınamayacağını düşündükleri dilleri kullanmak suretiyle kendilerini kamusal alanda var etme ihtiyacı duyduklarını gözlemlemek mümkün. Nedir bu? İşte İslam olarak karşımıza çıkabiliyor. Etnisite olarak karşımıza çıkabiliyor. Bazen de şiddet olarak karşımıza çıkabiliyor. 2005 yılındaki Paris Panlı eylemlerinde yaşanan olaylar aslında şiddetin bir siyaset dili olarak karşımıza çıktığı örneklerden bir tanesidir. Bu bağlamda 1789 Fransız İhtilali'ndeki şiddet ile 2005 yılındaki banliyö eylemlerindeki Kuzey Afrikalı Müslüman kökenli çocukların, gençlerin kullandığı şiddet aslında aynı şiddet. Yani kamusal alana eklemlenebilme ama kendilerine sunulan meşru kanallar değil de, çünkü öyle kanallar yok. O durumda insanlar, marjindeki insanlar kendi kanallarını yaratmak suretiyle kamusal alana eklemlenebilme şansı yakalıyorlar. Uzun yıllar boyunca özellikle bu dört ülkede araştırmalarımı yaptıktan sonra yaklaşık 3 yıl önce başka bir projeye başladık. Bu da benim madalyonun öbür yüzü dediğim bir yüz aslında. Yani son dönemde benim özellikle üzerinde çalıştığım şey radikalleşme. Ve madalyonun öbür yüzü de benim görebildiğim kadarıyla bu aşırı gündemimize gelen sağ popülizm olarak niteleyebiliriz. Benim bundan sonraki yapacağım çalışmada şöyle bir tezim var. Diyorum ki aslında 70'li yıllardan bu yana süre gelen ve neoliberal yönetsellik biçimleriyle yönetilen bu farklı kitlelerin ve özellikle de sosyoekonomik anlamda, psikolojik anlamda küreselleşmeye karşı yeterince mücadele edebilme için gerekli olan teçhizatlara sahip olmayan kitlelerin, sosyoekonomik anlamda yoksul olan, yoksun olan kitlelerin aslında hem göçmenler arasında yoğunluklu olarak gözlemlendiği hem de bugün sağ popülizm olarak karşımıza çıkan söylemleri benimseyen insanlar arasında gözlemlediğini söylemek mümkün. Şunu demek istiyorum, aslında radikalleşmeye, İslami radikalleşme veya İslamofobik radikalleşme, popülist radikalleşme şeklinde bakmak yerine bu grupları ikiye ayırıp her iki grup için farklı bilimsel perspektifler ve lensler, gözlükler yaratmak yerine, halbuki biz geçmişin bize verdiği bilgiyle, radikalleşmenin her zaman olduğu bilgisiyle ve radikalleşmenin büyük ölçüde sosyoekonomik ve politik eşitsizlik, adaletsizlik gibi unsurların yarattığı bir sonuç olduğu varsayımından hareketle tek bir ortak lens geliştirmek suretiyle, bilimsel lens geliştirmek suretiyle bu gruplara bakmak mümkün diye düşünüyorum. Bundan sonraki çalışma o yönde olacak. Bu kaygı neden kaynaklanıyor? Bu kaygı aslında biraz neoliberalizmin bize dayattığı dünyaya bakış şekillerinden kaynaklanıyor. Bir taraftan postmodernite, öbür taraftan multiple modernity dediğimiz çoğul moderniteler şeklindeki bakış açıları, ki orada da gerek postmodernitede gerek çoğul moderniteler gibi paradigmalarda bizi zenginleştiren çok önemli yöntemlerin, çok önemli bakış açılarının olduğunu düşünüyorum. O konuda yanlış anlaşılmak istemem. Postmodernite de öyle, multiple modernite dediğimiz çoğul moderniteler yaklaşımı da keza yine öyle. Fakat bu noktada özellikle geçtiğimiz 30 yıllık bir süre içerisinde özellikle Arif Dirlik gibi
Renato Rosaldo gibi pek çok farklı antropolog, siyaset bilimcisi, sosyolog gibi bilim insanlarının özünde sosyoekonomik olan, özünde politik olan bir takım meselelerin giderek kültürelleştirildiği, giderek dinselleştirildiğini gözlemliyorlar. Bugün popülizm konusuna bakılırken de yine bu perspektifin ağırlıklı bir perspektif olduğunu söylemek mümkün. Yani insanlar özellikle son dönemde ortaya çıkan radikal İslamcı oluşumlara karşı seslerini duyurabilmek için popülist söylemleri kullandıkları, Macaristan örneğinde bunu görüyoruz, Avusturya örneğinde bunu görüyoruz, AFD örneğinde birazdan ayrıntılarıyla bunu göreceğiz. Böylesine söylemlere yöneldiklerini görüyoruz. Burada da yine temel hareket noktası kültürelist bir takım meseleler olduğu, kültürel, dinsel bir takım çatışmalar olduğu ve bu çatışmalar nedeniyle de insanların bir taraftan popülizme, İslamofobizme, ben ona İslamofobizm diyorum, bir taraftan da İslamizme doğru, yani farklı radikalleşme biçimlerine doğru evrildiklerini iddia ediyorlar. Şimdi bu açıdan bakıldığında gerçekliğin önemli bir takım yanlarını göz ardı ettiğimiz kanaatindeyim. Çünkü yine bizim çalışmalarımızdan görüyoruz ki mesela İslamofobinin yaygın olduğu yerlere bakıldığında gündelik hayatta aslında Avrupa'da gündelik hayatta Müslümanlarla karşılaşmayan, Müslümanların olmadığı, Müslümanların yaşamadığı yerlerde İslamofobik tandansların arttığını görüyorsunuz. Büyük kentlerde Berlin gibi, Paris gibi, Londra gibi yerlerde İslamofobinin çok da fazla aslında mainstream, ana akım hale gelmediğini görüyorsunuz. Gelemeyeceğini de aslında biliyoruz. Buradan hareketle ben özellikle birazdan anlatacağım çalışmada popülizmin yerel unsurlarına, popülizmin çok yerel bir takım oluşumlarla, yerel bir takım anlatılarla anlaşılabileceğine, popülizmin dışarıdan görüldüğü kadarıyla İslamofobi üzerine inşa edilmiş gibi görünse de veya benzer bir takım başka radikallikler üzerine inşa edildiği görülse de aslında işin özünde sosyoekonomik, politik eşitsizliklerin yattığının altını çizerek başlamak istiyorum. Temel varsayımım bu. Buradan da hareketle bugün hakikaten bakıldığında ben yine çalışmalarımda özellikle son dönemde çünkü popülizmi tartışan ana akım siyasal partiler Avrupa'da sağ popülizme özellikle vurgu yaparken, onu eleştirirken sürekli geçmişin kendilerine sağladığı birikimler ile hareket edip geçmişin yarattığı belleğe sürekli vurgular yapmak suretiyle Almanya örneğinde sürekli Nazi Almanyası vurgusu yapılarak böyle bir tarihin yeniden yaşanmaması gerektiği şeklinde vurgu yapılarak kitleleri o korkuları kitlelerin o korkularını yeniden beslemek suretiyle bir anlamda tarihi bir takım unsurları kullandıklarını söylemek mümkün. Bunun da ideolojik olduğu kanaatindeyim. Çünkü burada bir tür Foucault'yan anlamda yönetselliğin hakim olduğunu düşünüyorum ve bu yönetselliğin ana akım siyasal partilere fayda sağladığını düşünüyorum. Ve bu yönetselliğin aslında yine sosyoekonomik olanın, politik olanın üstünü örttüğünü, konuyu tekrar tarihi, belleksel bir takım meselelere, kültürel bir takım meselelere indirgediğini düşünüyorum. Dolayısıyla bugün ben sadece sağda kalan siyasal oluşumların kültürel olana, dinsel olana vurgu yapmadıklarını, aynı zamanda merkezdeki siyasal partilerin de mainstream dediğimiz ana akım siyasal partilerinde bu kültürellikten, dinsellikten kendilerini uzaklaştıramadıklarını düşünüyorum. Bu nedenle sosyal demokrasinin çöküşü, bu nedenle sol oluşumların çöküşü, liberal oluşumların çöküşü, bu neoliberal anlatıdan kurtulamadıklarından kaynaklandığı gibi bir izlenim yaratıyor bende. Dolayısıyla şunu diyorum aslında,
Bugün ortaya çıkan sağ popülizmi geçmişin bize verdiği korkularla anlamlandırmaya çalışırsak yanılırız. Çünkü geçmişin aşırı sağ popülist oluşumları Almanya'da olsun, Avusturya'da olsun, başka yerlerde olsun bunlar aslında elitist sağ ırkçı oluşumlardı. Bunlar aşırı oluşumlardı, ekstrem oluşumlardı ama bugün bakıldığında işte İtalya örneğinde olsun, Avusturya örneğinde olsun artık aşırı dediğimiz bu popülist oluşumlar aslında merkezi hareketler haline gelmiş durumdalar. Dolayısıyla ben kendi çalışmalarımda aşırı sağ popülizm kavramını kullanmamaya özen gösteriyorum. Çünkü bu popülizm aslında mainstream bir hal almış durumdadır. Bu önemli bir saptama diye düşünüyorum. Çünkü bu saptamayı yaptığımız zaman sağ popülizm ile nasıl mücadele edilebilir konusunda daha doğru bir takım önermelerde bulunabiliriz diye düşünüyorum. İsterseniz bu biraz uzun oldu giriş ama derdimi anlatmak durumundayım. Bu girişin ardından geçen yıl oldukça kapsamlı derinlemesine görüşmeler yapmak suretiyle bu gördüğünüz 5 kentte bir araştırma gerçekleştirdik. Bir araştırma ekibiyle birlikte ve her bir ilde söz konusu sağ popülist partilerin taraftarları olan 18 ve üzeri yaş grubundaki kadın erkek insanlarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Her bir ilde 50 kadar görüşme gerçekleştirildi ve bu niteliksel yöntemlerin kullanıldığı çalışmada söylem analizleri yapmaya özen gösterdik. Şu kısım belki evet kapatılabilirse belki uyumayalım ama değil mi? Bir tane daha belki evet daha iyi yani. Almanya'da Dresden, Fransa'da özellikle güneyde Toulon, Hollanda'da Rotterdam, İtalya'da Roma ve Yunanistan'da Atina. Her bir kent şu açıdan önemli. Söz konusu siyasal partilerin, popülist siyasal partilerin aslında bir anlamda doğdukları yerler. Bu bizim için önemliydi. Dresden hatırlayın, Pegida hareketinin doğduğu yerdi. Ve daha sonra AfD'ye kaynaklık eden şehir haline geldi. Toulon, Fransa'da özellikle Baba Le Pen, Jean-Marie Le Pen'in partisini kurduğu 70'li yıllarda, 60'lı yılların sonlarında 70'li yıllarda partisini kurduğu ildir. Ve özellikle de Toulon'da Cezayir İç Savaşı'nın ardından Cezayir'i terk eden Fransız kökenli insanların ilk uğrak yerleridir. Ve kolonyal bir takım fantazilerle beslenen insanların olduğu yerlerdir aslında Güney Fransa sahilleri. Bu nedenle Front National'in çok güçlü olduğu yerlerdir Güney Fransa sahilleri. Son dönemde geçmişteki madenlerin olduğu Kuzey Fransa'da da Valenciennes gibi, Lille gibi yerlerde de güçlü hale geldiklerini görüyoruz. Çünkü orada da bir işsizlik özellikle madenlerin kapatılmasıyla birlikte işsizliğin hakim olduğunu ve bu anlamda ortaya çıkan sosyoekonomi ve politik sorunların bu kitlelerin sorunlarını dile getirmeye başlayan sağ popülizme doğru yönlendiklerini özellikle altını çizmek gerekir. Rotterdam önemli. Amsterdam'da hemen hemen Wilders'in partisi, Özgürlük Partisi hemen hemen hiç oy alamaz gibidir. Amsterdam ülkeyi yöneten yerdir, elitlerin olduğu yerdir, orta sınıf, orta üst düzey sınıf insanların yaşadığı yerdir, gazetelerin olduğu yerdir ama Rotterdam'a bakıldığında dünyanın en büyük belki ikinci liman kenti, Rotterdam'a bakıldığında Rotterdam'da PVV'nin birinci parti olduğunu görürsünüz. Wilders'in birinci parti olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla Rotterdam seçtik Hollanda'da. Roma ilginç. Roma burada bir noktanın altını çiziyorum.
Beş Yıldız Hareketi ilginç bir hareket. Başlangıçta biz onu seçtik çünkü yeni bir hareket idi. Halbuki İtalya'ya baktığımızda Lega Nord gibi daha kuzeyde daha sağ olduğunu düşündüğümüz popülist hareketler var aslında. Biraz benim belki kişisel merakımdan dolayı Beş Yıldız Hareketi'ni seçtik. Çünkü yeni bir hareketti ve popülist hareketlere çok da uygundu. Böyle komedyen bir lideri var. Ama bizim bildiğimiz anlamda sağ popülizm olarak tam ifade edemeyeceğimiz bir hareket. Elitist bir hareket, sağdan ve soldan taraftarları olan bir hareket. Bizim yine mülakatlarımızda da onu çok net olarak gördük. Kaldı ki son dönemde de özellikle göçmenler konusundaki yaklaşımlarına bakıldığı zaman Beş Yıldız Hareketi'nin daha göçmen yanlısı olduğunu görürken Lega Nord gibi hareketlerin, kuzeydeki hareketlerin son derece göçmen karşıtı. Dolayısıyla Lega Nord'u belki diğer partilerle birlikte düşünmek ama Beş Yıldız Hareketi'ni biraz farklı bir yere koymak gerektiğini özellikle altını çizmekte fayda var. Atina'daki Altın Şafak Partisi ilginç bir parti. Bunlar arasında belki ekstrem sağ popülist diyebileceğimiz tek parti. Hala ekstrem, hala ırkçı, hala son derece şovenist bir yaklaşımı var bu partinin. Oy oranı da aslında o kadar da güçlü değil. Atina'daki mülakatlarımızda bu partiye oy veren insanların bile bu partinin asla ve asla iktidara gelmemesi gerektiği gibi bir söylem kullandıklarının altını çizelim. Bu şu anlama geliyor. Bütün bu partiler aslında bunu özellikle Golden Dawn Partisi'nde görmek fazlasıyla mümkün. Antisistemik hareketler olduğunu ve antisistem, sistem karşıtı insanların özellikle uğrak mekanları olduğunu görmek lazım. Orada Atina'daki mülakatlarımızda parti lideriyle çok dalga geçildiğini gördük. Ama yine insanlar bu partiye sadece sistem eleştirisini yapmak için yöneldiklerini söylemek mümkün. Şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi bu araştırmayı yaparken temel sorumuz Avrupa'da yükselen aşırı sağ popülizme meyleden kitlelerin bu eğilimlerinin neden kaynaklandığını, ne tür motivasyonlar ile böylesine bir eğilim sergilediklerini anlamaya çalışmaktı. Hipotezimiz ise aslında iddia edildiğinin aksine dünyada uygarlıklar çatışması, uygarlıklar ittifakı gibi paradigmaların egemen olduğu bir dönemde popülizmi, sağ popülizmi açıklayabilmek için bu paradigmaları kullanmak yerine daha sosyoekonomik ve politik paradigmaları kullandığımız zaman konunun özünü çok daha doğru anlayabileceğimiz varsayımdan hareket ettik. Dolayısıyla yine kendi çalışmalarımızda, kendi yazılarımızda ben kişisel olarak bu partilere oy veren insanları stigmatize etmemeye, bu partilere oy veren insanları ötekileştirmemeye, bu partilere oy veren insanları bir avuç faşist, bir avuç nazi, bir avuç kendini bilmez, densiz insanlar diyerek kolaycılığa kaçmak yerine bu insanların neden bu motivasyonla bu partilere oy verdiklerini anlamaya çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Muhtemeldir ki bu nedenle olsa gerek bugün var olan merkezdeki siyasal partilerin özellikle de sosyal demokratların çok büyük hatalar yaptıklarını gözlemlemek mümkün diye düşünüyorum. Belki bu daha sonra soru cevap kısmında açabiliriz, tartışabiliriz. Genel olarak bakıldığında burada biliyorum bu kısmı ikinci defa dinleyen arkadaşlarımız var. Genel olarak bakıldığında popülizm konusunu ele alırken sosyal bilimlerde üç farklı perspektifin, üç farklı yaklaşımın egemen olduğunu görüyoruz. Bir klasik Marksist yaklaşım küreselleşmeyle açıklayan, kapitalizmle açıklayan bir yaklaşım. Doğru pek çok yanının olduğunu özellikle söyleyeceğiz, göreceğiz. İkinci yaklaşım popülizmi bir anti-elitist yaklaşım olarak sağdan veya soldan fark etmiyor çok da fazla. Popülizmi anti-elitist yaklaşım olarak tanımlayan
bir takım arkadaşlarımız var. Üçüncü yaklaşımda, bilimsel yaklaşımda popülizmi bir tür siyasal stil olarak açıklamaya çalışan yaklaşım. Ben kişisel olarak kendimi bu üçüncü yaklaşıma daha yakın görüyorum. Diğerlerini kullanmakla beraber eklektik bir yaklaşım var ama bir siyasal stil olduğu yaklaşımı bende biraz daha ağır basıyor. Hakikaten birazdan örneklere de baktığımız zaman bugün nereye giderseniz gidin sağ popülist liderlerin, siyasetçilerin adeta ağız birliği etmişçesine benzeri yaklaşımları, benzeri söylemleri, benzeri stilleri kullandıklarını, benzeri gafları yaptıklarını, benzeri siyaseten yanlış olduğunu düşündüğü, bildiği şeyleri bile bilerek söyledikleri, skandallar yarattıklarını, skandallar üzerinden dünyayı yönetmeye çalıştıklarını görmek ve bunun da bir aslında stil olduğu, bunun da bir politik stil olduğunu görmek gerekiyor. Küreselleşme karşıtı yaklaşımları belki bu yaklaşımı besleyecek en önemli güncel örnek karşımızda Brexit. Bu yaklaşım üzerinden hareket ettiğimiz zaman, mesela bu yaklaşıma bakıldığı zaman özellikle küresel kapitalizmin 70'lerden bu yana benim biraz önce altını çizmeye çalıştığım sanayisizleşme sürecinin yoksullaştırdığı, işsizleştirdiği kitlelerin özellikle de sol, komünist, sosyalist ideolojiler gibi ideolojilerin neredeyse yok olmaya yüz tuttuğu bir dönemde ihtiyaç duydukları, bu kitlelerin ihtiyaç duydukları ideolojik açığa cevap vermesi dolayısıyla popülizmin, sağ popülizmin veya sol popülizmin bu kitleler arasında yaygınlaştığını söylemek mümkün. Belki burada hakikaten sol ideolojilerin, sosyalizm ve komünizm gibi ideolojilerin dünyada neredeyse yok olmaya başlamasının önemli olduğunu altını çizmek gerekir. Ben kişisel olarak kendi çalışmalarımda gerek İslamist hareketlerin, gerek popülist hareketlerin bu ideolojik kayım ya da ideolojilerin kaydığı düzlemde ortaya çıktığını, daha cazip hale geldiğinin belki altını çizmek gerekir. Bir taraftan mesela Brexit tartışmaları yapılırken referandum öncesinde ilginçtir. Mesela insanlar hakikaten robotların gelip işlerini ellerinden alacağından kaygı duyuyorlardı. Bunu çok defa gördük. Öbür taraftan yine UKIP'in söylemlerini hatırlayalım referandum öncesinde. Mesela bir çarpıcı örnek, 12 milyon Türk'ün işte kısa bir zamanda Avrupa'yı istila edeceğini söylediler açık açık. Bu rakamı da verdiler, 12 milyon. Açgözlü bankacılara sürekli atıfta bulundular. Uluslararası ticaret karşıtlığı son derece ön plandaydı. Diğer yandan özellikle turistlerin ülkeyi istila eden, Londra'yı istila edilen yabancıların, yatırımcıların İngiliz değerlerini hiçe saydıklarını gözlemledik. Dolayısıyla bu yaklaşım belki de Brexit üzerinden rahatlıkla hatırlanabilir, o karşılığını bulabilir. Diğer yandan elitizm karşıtı yaklaşım da özellikle yine Avrupa Birliği'nde Euroskeptisizm olarak